Ahilik ve Esnaf Kültür Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu görev taksimi toplantısı yapıldı. 2012 yılının Aralık ayında yapılan Ahilik ve Esnaf Kültür Araştırma Merkezi Genel Kurulu toplantısından sonraki ilk toplantısı olan Ahilik ve Esnaf Kültür Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu görev taksimi toplantısı, Ahi Baba Mustafa Karagüllü'nün yanı sıra Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güray Erenler'in ve Kültür Müdürü Mustafa Gökgül'ün de katılımıyla gerçekleştirildi. Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneğimizin takriben bir 40 yıl evveli var. Biz 40 yıldan bu tarafa ahilik ve esnaf kültürüyle alakalı milyonlarca bültenler bastırdık, dağıttık Türkiye'ye, il dışına falan. Şimdi bizim bir hafta evvel genel kurulumuz oldu derneğimizin. Genel kurulumuzu müteakip ilk yönetim kurulu toplantımız da bugün oldu. Biz bu ilk yönetim kurulu toplantımız münasebetiyle derneğimize yeni bir misyon, yeni bir vizyon kazandırılması adına gündem maddelerimizi görüşeceğiz, konuşacağız. İşte bizim Kırşehir Ahevran Üniversitemiz adına da değerli hocamız Profesör Doktor Güray Beyefendi rektörlüğümüzü temsilen aramızda bulunmaktan fevkalade çok memnun ve müstefidiz. Yani inşallah bu yeni yönetim derneğimize yeni bir hüviyet kazandıracaktır, iktisap ettirecektir. Umarım ahilik gibi yüce bu ilkeyi, ülküyü tanıtmada daha akademik, daha rasyonel, daha bilimsel olarak tanıtmada, hatta bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmada. Çünkü artık ahilik bir Türkiye, bir Kırşehir, bir Türkiye projesi değil, bir dünya projesi olduğunu devletimiz de kabul etti. Onun için de özellikle Kırşehir'imizde başlatılan ahilik külliyesi eşi emsali olmayan bir hüviyet kazandı. Demin de telefon ettiler İstanbul'dan. Yarın pazartesi gün Ahevran Külliyesi'nin yapımcıları, mimarları gelecek. En son durumu burada tartışacağız. Biz inşallah bu Kırşehir'de Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi olarak üniversitemizde de el birliği içinde yönetimimiz bütün kurum ve kuruluş başkanlarından, temsilcilerinden olmaktadır. Umarım bu derneğimiz bu seneden sonra da daha aktif, daha etkin, daha yaygın Kırşehir iline de dışma taşacak bir takım projelerini hazırlayacağına inanıyorum.